Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ümit abiyle tekrardan buluştuk. Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra ben Hatay'da, Ümit abi de Kahramanmaraş'ta bu acı günü yaşadıktan sonra yaklaşık 10 ay geçti ve tekrardan birbirimizi bulduk. Ümit abi merhaba, nasılsın? Hoş geldin abi, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, iyi olacağız inşallah. Mücadele devam. Aynen. Sen stresten kilo almışsın. Aynen. Ben stresten kilo vermişim. Yani böyle devam ediyoruz. Aynen. Aynen. Bu da benim küçük kızım Bade. İzleyicilerle de tanıştırayım. Bu da çilek yemeye geldi. Ümit abinin lezzetli çileklerinden. Bade, çileğin tadı nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Tamam. Hadi. Bir el salla. Hadi çilek topla sen bak. Şimdi Ümit abi, öncelikle tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı olsun. Dereköy, Doğukent'te. Evet. Kaç dönüm abi burası? Burası 7 dönüm. 7 dönüm. Kaç fide? Yaklaşık 150 bin tane fide var şu an. 150 bin fide. Yani. Fideleri sen yetiştirdin. Fideleri biz yetiştirdik. Yani burada yaklaşık şu an 4 çeşit fidemiz var. Hem kısa gün fidelerimiz var, hem nötr gün fidelerimiz var. Yani normalde kış üretimi için kısa gün bitkisi gerekiyor. Daha önce konuştuğumuz konular bunlar gerçi ama. İlk defa izleyenler için konuşalım tekrardan. Tekrardan bir daha hatırlatmış olalım. Sabri namaz kısa gün çileği. Şimdi kısa gün çileği Türkiye'de Akdeniz ikliminde yapılan ve yapılması zorunlu olan çileklerden bir tanesi. Hı hı. Çok çabuk kardeşlendi ve çok çabuk çiçeğe yattığı için hani bunu dikmemiz gerekiyor. Havalar ısındığında çok hızlı bir şekilde kol atıp yani çiçekten de işte mesela Haziran ayında artık bitki verimi bırakmış oluyor. Hı hı. Biz yayla çilekçiliğine başladığımız için yani Montere, fideleri sen yetiştiriyorsun. Biz yetiştiriyoruz. Bütün fidelerimizi yetiştiriyoruz. Hı hı. Biz yayla çilekçiliği yaptığımız için nötr gün bitkisi de yetiştirdik yaylamızda. O yüzden şu anda yaklaşık 5 çeşit fidemiz var burada. Hı hı. Nötr ağırlıklı olmak üzere. Onlardaki hedefimiz de biraz daha Haziran sonu, Temmuz'un ortasına kadar devam edebilmek ve işte hem yaylayla serayı birleştirip hani sezonu 12 aya devam ettirebilmek yani. 4 çeşit fide var dedin. Şimdi ne var? Albion var mı? Şu an Sabrina. Sabrina. Başta olmak üzere. Yaklaşık bir 30-40 bin tane Sabrina'mız var. Montere var yoğunlukta. Hı hı. Albion var. Verity var. N11 diye bir çeşidimiz var. Bir de Murano var. Hı hı. Murano Türkiye'ye yeni gelen çeşitlerden burada bir tanesi. Burada deniyor musun? Tabii tabii deniyorum. Hı, şu anda anladım. Diktim. Hı hı. Her birinden 5'er 10'ar bin tane var. Montere ağırlıkta olmak üzere. Yaklaşık ne zaman diktin bunları abi? Bunlar biraz geç dikim oldu. Normal şartlarda Eylül sonu, Ekim başı niyetindeydik ama bizimki Ekim'in sonu, Kasım'ın başı gibi oldu. O yüzden biraz geriden gelecek. Anladım. Yani Ocak ortası gibi falan verime yatmaya başlar iyice. Burada çiçeklenmeleri budayacak mısın, alacak mısın? Yok, çiçeklenmeleri budamayacağım. Çünkü açık köklü dikmedik. Viyollerde üretim yaptığımız için. Viyol dikim yaptığımızda direkt kökler çalışmaya başlıyor. Bu yüzden de şu an çıkan çiçeklerin hepsi tekrar verime yatarak meyveye dönüşebiliyor. Ama açık köklü dikmiş olsaydık, açık köklülerde biraz daha bitkinin kökleri iyi kuvvetlensin diye bir budama yapılıyor. Çiçeklerde budama yapılabiliyor. Açık köklü dediğim fresh dedik. Fresh bir de. Bu işte, viyol ile birlikte geldi. Toprağıyla birlikte tabii, mi diktik? Toprağıyla birlikte. Kokopitin içerisinde yaptık yaylada. Onları da oradan dikmiş olduk. Topraksız tarımdaki en büyük sorunlardan bir tanesi torfta yapıp kokopite dikmek. Evet. Bu da kök çürüklüğünü taşıyordu. Şimdi kokopitten yapıp kokopite en doğrusu. Aynen. Bizim biliyorsun daha önce konuştuğumuz şeyler. Ya hataları gördükçe insan doğruyu yapmayı daha öğrenmiş oluyor. Tecrübeyle sabitlemiş olduğu bazı konuları netleştiriyor. Şimdi bunlar üstle alt aynı zamanda dikildi. Yok, aynı zamanda dikilmedi. Alt biraz daha erken dikildi. Heh. Üst tarafı tamamlamamız biraz daha uzun sürdüğü için üst taraflarda albion var. Alt taraflarda monteri var. İşçilik üst taraflarda zor olduğu için mi? İşçilik hem zordu hem de yani sezona biraz geç başladık. Buranın işte anlaşma süreci biraz uzun sürdü. Ama önümüzdeki sene için hani ne yapacağımızı bildiğimizden daha erken dikip verimi hızlı yatıracağız inşallah. Şimdi burada arkadaşlar, diğer çilek seralarına nispeten sistem aslında domates sistemi. Evet, domates seralarında domates serasında kullanılan sistem. Bunu bakın dikkat ederseniz kanal ortada değil, su direkt üstüne konuluyor buradaki kokopit. Buradan akan sular sağdan soldan drenaja gidiyor.
Onun için hani aklınız karışmasın abi, biz böyle bir sistemde. Burası zaten bir vardı. Eskiden domates serasıymış. Domates serasından çilek serasına devşirilmiş. Sağlı sollu domates serasını gördüm de hani şu üçüncüyü görmedim. Üst tarafı kullanmıyorlar. İşte dönüşüm yapabilir miyiz? Hangisini yapabiliriz? Biraz yani domatese da... başlarken aslında kafada tabii, da bir yerde çilek varmış. Aynen. Hani yapmışken bu şekilde yapayım. O da olabilir, diğer de olabilir gibi dönüşümlü bir sistem kurmuşlar. Ama şu da domates için yüksek değil mi? Domates genelde biraz daha şöyle altta yüksek, uzun. Aynen, o da yüksek. O yüzden hatta bunu görmüşler, ileri taraflarda bunu daha da alçaltmışlar. Onu da gösterelim o zaman. İleride aşağıya doğru yaparak da sistemi devam ettirmişler. Abi bu arada eline emeğine sağlık. Niye? Sonuçta burasını kiralayarak gene ülkenin ekonomisine bir katma değer oluşturuyorsun. Yoksa bu atık bir yatırım olarak duracaktı. Tabii burayı artık yani dikmeyi planlamıyorlardı çok fazla. Bunlar mesela ilk şeyler. Şimdi bir de bunu göreceğiz. Şimdi oradaki yetişmeyle ya da şu sıradaki yetişmeyle bu sıradaki yetişmeyi göreceğiz. Hani altta mı daha iyi oluyor? Ya da kol atımları. Mesela alttaki daha çabuk mu oluyor, üstteki daha hızlı mı olacak? Bence alttaki daha sonra olacak gibi, soğukluk daha İhtimal, çok olduğu zaman. İşte bir de şöyle bir artısı oldu aslında. Aradaki mesafe burada daha açık ya. Güneşli. Yani bitkinin gölgelenmesini de biraz daha engellemiş olacak. Yani burası komple albiyon, buranın komplesi. O yüzden hani verim albiyon da biraz daha yavaş geliyor. Yani mesela Monteri kadar hızlı bir bitki değil albiyon. Ama biz mevcut şartlarda nasıl bir başlangıç yaparız diye planladık. Bakalım göreceğiz hepsini. Sonra. Ama önemli olan burada yine hani biz hep diyoruz doğru fideyle doğru bir üretim yapılabiliyor. Fidenin kalitesinden dolayı da çok hızlı bir verime yatma söz konusu oluyor. Hatta buranın sahibi bize şunu söyledi. Ya biz bugüne kadar yaptığımız en büyük hata açık köklü fide dikiyor olmaktan hata yapmışız dedi. Biz de evet dedik. Çünkü topraksız tarım yapıyorsak bizim ne kadar hızlı üretime başlayabilirsek o kadar kârdayız. Tabii biz bir de uyandırmayı bekliyoruz. Ondan sonra vejetatif yapıyı oluşturmasını bekliyoruz. Kök atmasını bekliyoruz. Bunda hiç olmaz. Direkt kardeşlenmelere başlamış. Tabii direkt kardeşlenmelere başladı. Bakın mesela şöyle gösterelim. Kardeşlenmelere başlamış. Burada şimdi gene eski yerdeki gibi şeyiniz var mı? Otomatik dozajlama sisteminiz yoksa sen kendin formülasyonu... Otomatik dozajlama sistemi var. Burada yine yukarıda tanklarımız var. Tanklara gübrelerimizi kendimiz yaptık. Yine otomatik olarak işte kış şartlarında haftada yani 3-4 defa sulama yapıyoruz. Çok sık sulama yapmıyoruz. Üstten besleme. Üstten beslemeyi de yani haftada bir defa besleme, bir defa da ilaçlama yapıyoruz. Hem külleme işte bir taraftan mantarya hastalıklara karşı olan şeylerimizi yapıyoruz. İlaçlamalarımızı yapıyoruz. Şu tarafta mesela sabinaları ilk önce diktik. Biraz daha ileride daha net gözüküyor. Onların verime yatması, çiçeğe dönmesi, yaprak yapısı. Biraz çiçeklerimizde, yeşil aksamımızda sararma var. Onun nedeni de aslında dozajlama makinesinden bir su kaçağı vardı. Onu çözüyoruz. Aşağı kısımlar biraz daha yeşilken bura biraz daha sarı kaldı. Hani görenler diyecek ki ya burada demir eksikliği var, magnezyum eksikliği var falan diyecek ama. Onlar sıkıntı değil. Onlar hiç sıkıntı değil. Çözmek için devam ediyoruz yani. Tabii gözüküyor da. Yani ben şu an ilk aşamada zaten bunları sen okuyabildiğin için ben söylemiyorum bile. Yani abi şu eksiklik olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü ileride yani yarın bir gün Allah nasip ederse 1-2 ay sonra geldiğinde belki burası orman gibi olacak yani. Onda eminim yani hiç şüphem yok. Ya çileklerin, fidelerin sağlıklı olduğu belli. Yani kısa sürede dikilmesine rağmen gövde yapısı, kardeşlenmedeki gelen sayısı... Yani bayağı sağlam bir şekilde iyi bir fide yetiştirmişsin abi. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Dışarıya fide satışın var mı? Var, evet, satıyoruz. Bu sene yaklaşık bir 500 bin yetiştirdik. Zaten Viyol'da şöyle bir problem var. Türkiye'de de bunu çok yaşıyorlar. Maliyetleri yüksek olduğu için insanlar genelde açık köklü fideye yöneliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani özellikle topraksız yapan arkadaşların yani açık fideyle başlayıp da sezonu çok uzatmaları onların hem verim kaybına hem de mesela dedik ki kısa gün bitkisi diktik. Şimdi Ekim ayında diktiğimiz fideyi biz Ocak, Şubat gibi canlandırabileceğiz. Oysa bunu da Aralık, Ocak gibi artık ürün almaya başlamamız gerekiyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Haziran'da ürün zaten kesilecek. Yani 5-6 aylık sezonu biz 2-3'e indirgemeye çalışıyoruz. 500 gram alacaksa birisi 250 gram da kalmış oluyor. O yüzden de yani viyollerde dikmenin çok önemli olduğunu tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Biz de onu gördük. Biz de Hatay'daki serada yapmıştık onu. Bir viyol ile ikisini kıyasladık. Viyolün daha mantıklı ama dediğim gibi gene tekrarlıyorum. Kokopit'e dikilmiş viyolden gelen fideler daha mantıklı oluyor.
Hem bitki de şaşırmıyor. Şaşırmıyor. Bir de yani, şu var. Maliyetten kaçıyor. Lafını balla kesiyorum abi. Estağfurullah. Maliyetten kaçıp toprağa dikiyor adam. Heh. Viyolde toprağa dikiyor. Ya aynen. Viyolde toprağa dikilir mi? Yani, amacımız ne? Topraktan, hastalıklardan ari olup kökleri doğru bir şekilde yani, bir de şey de geliyor abi onunla. Toprakla birlikte kırmızı örümceği de taşıyoruz. Aynen öyle. Tabii. Yani ondan sonra başka neyi taşıyorduk? Karınca taşıyoruz mesela. Doğru. Karınca çok taşıyoruz özellikle. Doğru. Ondan sonra onunla birlikte bit geliyor. Evet. Çünkü yoğun karınca ister geliyor. İstemez aynen. Onunla birlikte tabii. Yaprak biti geliyor. Yani bu bize ekstradan dezavantaj oluyor. İlaçlanma evet. Periyotlarını sıklaştırıyor ister istemez. Bir de bu haşereyle uğraşmak sıkıntı. Kesinlikle. Bulunduğu yerde çözmek gerekiyor. Aynen. Yani, bulunduğu, yani fideyi sağlıklı aldığımız zaman, tabii. Bulunduğu yerde sağlıklı geldiği zaman sera içerisinde çok fazla mücadele kalmıyor. Evet. Bizim o tarz gözlemlerimiz oldu. Besin konusunda her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar su analizine göre aynen. Besin hazırlamamız gerekiyor. Çünkü demir eksikliği olsun. İşte ya da bir karbonat hassasiyeti evet. Olsun, klor hassasiyeti olsun. Bunlar mutlaka önemli. Videoyu ilk defa izleyenler için eski videolarda zaten bunlara değinmiştik. Evet. Burada ne yapıyorsunuz abi? Biz kuyu suyu öncelikle EC'yi kontrol ederek hı-hı. Düşük EC'li bir su bulduk. Burada 3 tane su var. Hı-hı. Şimdi her suyu kullanamıyoruz. Özellikle yağmur sularının birikmiş olduğu barajlardan, göletlerden gelen sular kaliteli oluyor. Hı-hı. Fakat yer altında ben bir kuyu vurayım da kuyudan su alarak bir işi yapayım demek gerçekten çok riskli. Ya da şehir şebekesine bağlayayım. Tabii şehir şebekesi zaten bitkiyi direkt klordan dolayı öldüreceği için hı-hı. Yani ilk başta tamam verim alıyor. Çilek için konuşuyoruz. Evet, çilek hı-hı. için konuşuyoruz. Hı-hı. Belli bir miktar kendini toparlıyor bitki. Çünkü zaten suya hasret. Suyu bulduğundan hı-hı. toparlıyor. Fakat artık kökler çalışmaya başlayıp da verime yatmaya doğru bakıyorsun ki o klorun vermiş olduğu baskıyla bitki hep kendini kasıyor. Yani hı-hı. büyüyemiyor, çiçeklenemiyor. Biz burada dediğim gibi 3 tane su kaynağı vardı. En güzel su kaynağı 0-30 EC'li bir su bulduk. Hı-hı. Yukarıdan dağdan gelen güzel. Bir suydu bu da. Hı-hı. Direkt bununla başladık. Çok şükür o da çok verimli bir şekilde üretim yapmamıza vesile oldu. Eğer olmasaydı ters ozmoz makinesi almak zorundaydık. Hı-hı. Mesela bunu hani Türkiye'de yine üretim yapanlar diyor ki ya ben bir kuyu vurayım her türlü yaparım. Öyle olmuyor. Öyle. Ters ozmosuz bu işi yapmak gerçekten çok riskli. Hı-hı. Şimdi toprakta yapmayı da öğrendiğimiz için yaylada biz bunu gördük. Yaylada yani toprak çoğu şeyi tolere edebiliyor. Hı hı. Toprağa verdiğimiz zaman suyun kloru yüksek bile olsa, başka problemleri de olsa bağlıyor bir şekilde bir şeyleri. Şekilde halletiyor. Bağlıyor. Yani bitki kökünü oradan değil de sağdan abi, gönderiyor, bir şey yapıyor, aynen. Hallediyor bir şekilde. Bir de mesela orada işte kükürtlerle açabiliyorsun, farklı işte materyallerle, hı. Asitlerle falan aynen. Toprağı çözümleyebiliyorsun. Aynen. Ama kokopit zaten saf bir ürün. Yani içerisinde hiçbir hı. Şey yok. Aynen. Biz bunu suyla beslemek zorundayız. O yani yüzden de şeyde bitkiye kendinden katabileceği bir şey yok. Aynen öyle. Şimdi abi herkesin merak ettiği sene 2023. Evet. Aralık ayı. Aralık ayında bir fidenin fiyatı. Aralık ayında yani bu sene için fiyatlar 3,5-4 TL civarındaydı. Bir fide. Viyol fideler. Aynen. Viyol fide. Evet. Normal açık köklü fideler. Dikilmiş. Kokopite dikilmiş. Biz normal. Açık köklü fide aynen. Önermedim. Siz evet. Hiç fiyat söylemeyelim. Aynen. Perlitle karıştırılmış hatta. Biz perlit ve kokopite beraber kullanarak. Hı-hı. Özellikle güzel bir karışım olsun ki köklerin ne kadar iyi gelişebilirse hı-hı. O kadar iyi verim alıyor bitkiden. Hı-hı. O yüzden en kaliteli şekilde üretmeye çalıştık ve başardık da bunu çok şükür. Bunu da kendimiz de gördük. Verdiklerimiz yerler de gördüler. Bir de açık kökte şöyle bir şey de var abi. Diktin ya. Evet. 2-3 gün içerisinde o kendini tuttu mu tutmadı mı belli ediyor. Evet. Kuruyan hemen kuruyor. Tabii, zaman tabii. Öteki gibi ya bu açacaktı bekleyelim falan. Evet. Açık kökteki gibi bir derdin tabii, yok. Tabii. Bir hemen tekrar ha onun yerine ben şunu dikeyim diyebiliyorsun. Evet. Ama şeyde açık kökte olay yok. Diktiğin evet. Zaman zaten bir aylık bir zaman tabii kaybetmişsin. Daha toparlayacak vesaire. Bizim şu an mesela tutma oranı hı-hı. Nereden baksana %99. Çok iyi. Yani çünkü hani, niye başka tabii, bir yere gitmedi ki? Tabii, bildiği ortamda takılıyor öyle. Yani tekrardan. Kokopit'in içerisinde sadece yetişti. Daha geniş bir ortama kesinlikle. Geçti. Kesinlikle. Şeyde kokopit'in şu an kilogram fiyatı ya da litre fiyatı olarak mı? Ya kokopitler şu an pahalı. Yani biz mesela metreküp olarak bir tanesi 60 TL civarına geliyor. Hı hı. Yani mesela şundan gidersek yani metreküp olarak 14-15 metreküpe yakın bir hacim kaplıyor. Hı hı. Bunun da işte viyolü doldurmasına baktığımız zaman bir tanesi yaklaşık 3 taneye yakın viyol dolduruyor. Bu yüzden aslında maliyetleri çok yüksek. Hı hı. Yani viyolde yetiştirmenin maliyeti yüksek. Bizim amacımız burada erkencilik olduğu için hı hı. Mesela Kasım'da bu yıl normalde senin daha erken Eylül gibi ekseydin tabii, bunu. Tabii tabii. Şu anda biz şu an biz topluyorduk. Tabii. Yani sen iyi. Şu an biraz benim fidem de hazırdı. Aynen. Ben Ağustos Eylül gibi bütün fidem hazırdı ama tesisi bura hazır değildi. Ha bura hazır değildi. Biz anlaşmayı biraz geç yaptık. Yani yapıp yapmada kararsızız. Tabii bir de tesisi oturup bak da biraz tabii, zaman almış sana anlaşmaya yani, da ziyade. Tabii 150-200 işçilik hı. Verdik yaptık hı hı. Buraya.
Yani 150-200 işçilik demek yani ki işçi aynı anda gelmiyor. Hı-hı. Hani mesela bazen diyoruz 200 işçilik verdik ama hı-hı, yani işçiler mesela bir günde 10 tane kişi geliyor. Aynen. 150 kişi dediğimiz zaman bu sefer gelen gün sayısı artmış oluyor. Her gün aynen, gelemiyorlar. Tabii. O yüzden dikim biraz uzun sürdü. Hı-hı. Ama bu noktada çok da sıkıntı etmiyoruz. Çünkü amacımız kış üretimiydi. Biz Monterrey'de şunu gördük daha önceki yıllarda. Ben topraksız yapan arkadaşların çoğuyla da görüşüyorum. Fethiye'de birkaç tane dostumuz var. Mesela şu anda Bodrum kısmındaki, özür dilerim, İlker hı-hı, abimiz var. Kendisi Monterrey'e döndü komple. Hı-hı. Orada 20 dönüm bir arkadaş da var. Onlar da Monterrey yapıyor. Yani evet biz Akdeniz iklimde Monterrey tavsiye etmiyoruz normal şartlarda. Hı-hı. Fakat kilogram alma anlamında, verim hı-hı, alma anlamında yani Türkiye'de 650-700 gram topraksızda görmek gerçekten zor. Aynen. Biz gördük. Biz 350 diyorduk. Evet biz de 600-700 gram diyorduk. 350'ye göre hesaplayın. Aynen. Yani o bunu şekilde gördüğümüz için ve bununla ilgili de hani hem görüntüler hem diğer şeyler ortada olduğu için hı-hı, onlar bu sene bunu deniyorlar. Hı-hı. Ve şu an verim almaya da başladılar. Biz mesela toplama yapmadık daha şimdiye kadar ama onlar topluyorlardı çünkü erken diktiler. Hı-hı. Bu yüzden yani aslında doğru fideyle, doğru bir bitki ırkıyla çok büyük işler başarılacağı kanaatindeyim yani Türkiye'de. Gübrenin yıllık sana maliyeti? Ya, gübrenin aslında dönemsel bir maliyeti var. Yani yıllık yani 7 dönüm bir yer için bizim şu anki tahminimize göre 150-200 bin civarında bir maliyeti olacak. Dönemsel. Yani belki biraz yani ilaçlamalardan artabiliyor hı-hı, veyahut da hava sıcaklığından artabiliyor. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Mesela kış şartlarında her gün sulama yapmaktan ziyade nemliliğini ölçümleyerek yaptığımız için mesela bazen 2 günde, bazen 3 günde bir sulama yapıyoruz. Hı-hı. O yüzden gübrelemeyi de doğru yaptığımız müddetçe ya mesela çıkan drenajı %30 olarak belirliyoruz biz. Hı-hı. Bunları doğru yaparsak gübreleme maliyetlerimiz de aşağı doğru çekilecektir, yani düşecektir. Anladım. Bir dönüm topraksız sera maliyeti. Şimdi burada konuşacaklarımız biraz biz yani belki dinleyen bu üretimi yapanları kızdırabilecek ama şöyle bir gerçeği söylemek gerekiyor. Bir dönüm maliyeti olarak 50-60 bin dolarlardan bahsedilen bir rakam var. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Seranın büyük olması, serada işte ne bileyim yani şu borunun en kaliteli olması, işte atıyorum yanlarının çift açarlı, öbür tarafının 5 çıkarlı olması değil. Bizim maksadımız verim almak. Aynen. Biz üretimi arttırabilecek argümanlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Daha da geçeyim abi. Evet. İnsan faktörü. Kesinlikle. Yani size şöyle söyleyeyim. Bizim mesela evet, eski videoları görürseniz evet, Hatay'da biz derme çatma evet, bir yerde öyle, üretim yaptık. Kesinlikle. Ve gayet de güzel verim aldık. Tabii. Ve hatta biliyorsun sana bu işi vesile edenler. Aynen öyle. İlk dinleyen biz dinliyoruz. Çok heyecanla. Aynen. Yani biz orada diye, her ortamda üretim yapılabilecek tabii, ama önemli olan insan bilgi, doğru analiz, çileye doğru okuduğun takdirde kesinlikle, her türlü ortamda sen bu bitkiyi yetiştir ve para kazanabilirsin. Aynen öyle. Burada da senin zaten faktörünü bir önceki tesiste gördük. Allah'ım Ümit abi'den önce ve Ümit abi'den sonra şu an o tesis, üzülerek söylüyorum ki gidemiyoruz bile, video çekemiyoruz. Ama gördüğünüz gibi Ümit abi gene batık bir tesisi ayağa kaldırıyor. Evet. İşte burada gene insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu, bilgi faktörünün, bakış açısının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ya bu işler benim kanaatim severek yapılabilecek hmm, işler. Yani sadece para kazanayım, ben burada çok büyük para gördüm, işte bu iyi bir yatırım gibi değerlendirmek, evet bunlar bakılması gereken taraflar ama hı-hı, asıl önemli kısım, ya ben bir bitki yetiştirip de bundan verim elde edebilecek miyim? Yani bunun toplumsal faydası, geri dönüşleri nasıl olacak? Hı-hı. Bunları doğru değerlendirmek gerekiyor. Mesela çok müteahhit var böyle, ya işte biz de bu işe yapalım diyen. Nedeni şu, ya diyorum ki müteahhitlik yaparken kazandığın o kolay paradan ziyade burası seni çok yorar. Aynen. Bu yorgunluğa katlanabilecek misin? Ya bir mühendis bulurum yapar. Yok, bu mühendisle bu iş yapılmıyor. Aynen. Yani bu evet, mühendisler tabii ki sağ olsunlar, onların sayesinde çok işler yapıyoruz ama yani tesisin başında olmak, onun işte eksiklerini doğru gidermek, doğru zamanda doğru müdahaleyi yapmak, bunlar evet, çok farklı şeyler. O yüzden bizim yapmamız gereken, eğer gerçekten başında durabilecek bir tesis kuracaksak bugün 3-4 dönümlük topraksız tarımla bir insan evini çok rahat geçindirir, para da kazanır. Aynen. Yani evet 20 dönümler, 50 dönümler ihracat için uygun rakamlar. Ama bu sene bunu şununla gördük. Yani evet, Türkiye'de de eğer bitkinin veyahut da çileğin olmadığı dönemlerde üretim yapabilirsek fiyatlar bu sene 150 evet, civarındaydı. Aynen. Mesela Kasım ayında 150-170-200 TL'ye çilek satılan bir ortam oluştu. Hı hı. Şimdiki dönemlerde biraz daha 100 civarlarına geldi. Evet, kışın üretim yaparsak biz para kazanırız. Ama doğru zamanda dikeceğiz, doğru işler yapacağız. Gübrelemesini, ilaçlamasını doğru yapacağız ki bu işten para kazanabiliriz. Şimdi 200 lira falan dediğimiz zaman şimdi hemen direkt yorumlar geliyor. Abi bizim pazarda işte şey,
30 lira, 40 lira, 50 lira. Arkadaşlar sizin 30 liraya 40 liraya aldığınız çilekler burada çöpe atılan çilekler. Aynen öyle. Yani elek altı dediğimiz ticari bir değeri olmayan. Tabii kesinlikle. Tamam mı? Bu tarz çilekler pazarda o fiyata satılıyor. Evet. Yani burada insan yemiyor bile onu. Tabii tabii. Ötekileri görünce yani diyor ki ben bunu niye yiyeceğim diyorsun yani. Ya şimdi reçel yani, yapıyor. Evet, aynen reçele gidiyor. Yani bu tarz şeylere gidiyor. Yani onun için bu tarz kıyaslamayın. Burası direkt pastanelere hitap eden ya da evet. üst segmente hitap eden evet. malzeme üretiyor. Ondan dolayı bu dediğimiz 150-200 lira dediğimiz rakamlar ondan dolayı. Tarlada dökme çilekten bahsetmiyoruz. Burada kesinlikle. Çünkü kopartıyorsun, koyuyorsun direkt ondan sonra son tüketiciye gidiyor. Evet. Ama orada alıyor, döküyor işçi. Oradan seçiyorlar. Biraz iyisini kötüsünü alta, maalesef. Biraz iyisini ortaya, en iyisini üst sandığa şey yapıyorlar, güzelleştiriyor, koyuyorlar. Evet. Bakıyorsun o cam gibi gözüküyor. Ondan sonra eve götürdüğün zaman 10 kilo çilekten, 10 kilo çileğe 300 liraya aldım zannediyorsun. 3 kilosunu yiyorsun. O direkt sana otomatikmen gene bizim tabii. rakama geliyor aynı yani. Aynı rakamlar maalesef. Aynı rakamlara geliyor. Hani sen çok fazla aldın diye sevinme. Yani şöyle diyelim. Buranın da metrekare fiyatı o zaman üretirsek 150 dolar gibi. Evet. Bir rakam diyelim. Bu arada Ümit abimiz de bankacılıktan istifa etmiş. Evet. Bu işe gönül veren insan iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum ama. Çok, çok iyi yaptım ya. Çok iyi yaptım. Bankacı arkadaşlar hala görüşüyoruz. Biz de yapamaz mıyız diyen çok arkadaşımız var. Ya bir de dediğim gibi yani severek yaptıktan sonra yani evet bankacıların hepsi şunu söylüyor. Ya hedefimiz para değil. Hı hı. Para değilse o zaman bazı şeyden vazgeçmek gerekiyor. Aynen. Bazı lükslerimizi ikinci plana atmak lazım. Biz depremde bunu çok net gördük. Yani nice çok işte dayalı düşüşeli 4+1'ler, 5+1 aynen. evler. Yani insanlar çadırlarda bir yer bulabilir miyim kavgaları yaptılar. Aynen. Yani Allah'ın verdiğine şükretmeyi doğru bilmek gerekiyor. Aynen. Yani biz buyuz ya toplum olarak yani aynen. geldiğimiz yeri doğru bilmek gerekiyor ki yani devamını getirebilelim. Aynen. Evet üretimden vazgeçmeyeceğiz. Üretimi devam ettireceğiz ve hani aldığımız verime de en iyi nasıl arttırabiliriz? En güzel nasıl yapabiliriz? Bunun derdine düşmemiz gerekiyor. Evet. Mesela abi demin bahsettiğin çok hı-hı. güzel bir konu. Alta kötü, üste iyi meselesi. Hı-hı. Ya şimdi biz bir üretim yapıyorsak, buradaki hedefimiz yani bir yiyen bir insanın evet ben tekrar bunu devam ettirebilmem gerekiyor diyebilmesi. Ve biz bunu çok şükür sağladık. Yarıda da bunu sağladık. Mesela hı-hı. Çağlayan Cerit'te yaptık biz bu sene. Yani Merk Yaylası diye geçiyor. Şimdi orada yaptığımızı insanlara götürdük. Ya bu bizim buranın çileği değil dediler. Bak Maraş'ta hı-hı. o kadar çilek yapan yer var, bölge var. Bizim yaptığımız çilek yine farklı oldu. Ben biraz bunu araştırdım. Yani niye bizimki farklı oluyor, biz ne yapıyoruz diye. Abi gerçekten bizim çiftçimiz gübreleme yapmıyor. Yani evet üretim yapıyoruz ama şu kanaat var. Ya biz su da versek bu bitki yetişiyor. Evet doğru yetişiyor. Ama gerekli potasyumunu, kalsiyumunu almayan bitki yine demin bahsettiğimiz gibi ikinci kaliteye düşüyor. Aynen. Biz kaliteye düşünmemeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu. O yüzden de çok şükür güzel de bir pazarımız var. Sonra bir de şöyle bir şey oluyor. Ya işte malın iyisini biz Avrupa'ya satıyoruz, kötüsünü biz yiyoruz. Arkadaşlar bakın malın iyisini biz Avrupa'ya satıyoruz ama Avrupa bunun değerini veriyor. Evet. Şimdi siz direkt böyle bir kıyaslama yapıyor. Bunu zaman da biz de yaptık işin içine girmeden doğru. önce. Abi bu da 50 lira. Yani şey bu da domates, bu da domates, bu da domates. Bu niye 50 lira, bu niye 100 lira? Evet. Dedik mi? Dedik. Maalesef. Ben demedim desem yalan olur. Yani yerli tohumu bilimle ürettiğin zaman onun lezzeti, tadı, ya işte biz sadece su döküyoruz oluyor. Tamam o toprağının vermiş olduğu, evet. Allah'ın vermiş olduğu nimet. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Sen bunu yerli domatesi bilimle ürettiğin zaman 6 kilo veriyor. Yerliyi öldüreceğim diye tutuyor 30 liraya düşürüyor. Sen yerli domatesi 30 liraya düşüremezsin çünkü sen sezonda 6 kilo alıyorsun. Aynen. Yaşaman lazım. Tabii. Yani işte malın hakkını vermek hesabı. Malın hakkını vermediğim zaman da olacağı bu. Ondan sonra ne yapıyor? Avrupalı diyor ki kardeşim sen bana yerli domates üret. Ben alacağım. Evet. Tamam mı? Başka yere verme. Ondan sonra diyorsunuz ki işte arkadaş tatsız tutsuz bizim ülkede yediriyorlar. Mis gibi domatesler Avrupa'ya gidiyor. Ya, ama bunun sebebi. Kesinlikle. Sebep tamamen bu. Yani siz malın hakkını vermezseniz başkası verdiği zaman da adam mecbur satacak yani. Ya bir de şöyle bir problemimiz var Ömer abi. Şimdi gerçekten halle ilgili çok büyük sıkıntımız var. Hmm. Yani üreten kişinin hale ürünü vermesiyle ilgili. Yani mesela hani başımıza çok geldiği için bizim soruyorlar çilekleri halde bulabilir miyiz? Bulamazsınız diyorum. Ben hale vermiyorum ürünü. Hmm. Çünkü verdiğimizde gördüğümüz şeyler yani 100 kasa verdik tartıda 95 kasa çıkıyor. İşte hatta şu kadar fiyata verdim deyip başka fiyatlar söyleniyor. Hmm. Avrupa'da böyle bir şey yok. Hmm. Biz maalesef hani
birbirimizi kandırarak iş yapmayı model haline getirmişiz. Böyle bir şeye ihtiyacımız da yok normalde. Yani yaptığımız için bereketini de kaçırmış oluyoruz. Maalesef. O yüzden hani ürünleri biz ya doğrudan markete bulursak markete veriyoruz. Bulmazsak da zaten pastane camiamız var. Yani farklı yerlerde manavlarımız var. Onlara tedarik ediyoruz. Vatandaşlar geliyor burada. Vatandaşlar kendisi zaten toplayacaklar. Zaten bu sene şu an bir de yol kenarısın, daha yakınsın. Eskiden kaç kilometre evet. Köyleri möyleri geçerek geliyorlardı. Yine çok geliyorlardı. Şimdi var ya, evet. Şimdi bilmiyorum yani. Sen cumartesi pazar burada burası panayır gibi olur yani. Aynen inşallah. Hedefimiz de bu. Yani sağ olsunlar. Mesela geçen Antep Büyükşehir Belediyesi aradı. Yani tüm ürettiğiniz malda biz talibiz dediler. Farklı yerlerden arıyorlar. Yani evet, kaliteli üretim herkes talip. Ama biz kalitesi ürettiğimiz zaman da insanlar diyor ki ya biz yani bu çileyi eve götürünce kadar yetiştiremiyoruz, dayandıramıyoruz. Dayanmaz. Demin bahsettiğimiz gibi doğru besleme yapmadığımız müddetçe biz ürünlerimizi kaliteli besleme yapamayız yani. Bakın ondan da şöyle bir şey de var. Geçenlerde bizim arkadaşın başına gelen olayı söyleyeyim. Çileyi bir aldım. Pörsümüz çilek. Evet. Dedim sen dedim toplama zamanı azot mu verdin? Çileği ısırınca zaten evet. Hani hafiften pörsün bir evet. De çok sulu. Dedim evet. Sen toplama zamanı azot mu verdin? Abi dedi ben çocuklara potasyum at dedim. Bu azotla birlikte potasyum atmışlar evet. Dedi. Tamam mı? Ondan sonra dedim belli. Yani sen dedim bunu dedim raf ömrünü kısaltmışsın. Aynen. Hem de dedim tamam sen şimdi kantarda ağır geldi ama bu maalesef buzdolabına bakma eve kadar gitmez. Yani ertesi günü göremezsin. Buzdolabına koyduğu zaman o kararmaya başlar, büzülmeye başlar. Yani biz şimdi böyle artık çileği ısırdığımız zaman bunun nasıl beslendiğini tabii. Anlar hale geldik. Kesinlikle. Üzülüyorum. Evet. Bak, ama bir yandan da üzülüyorum. Yani evet. Niye böyle oluyor diye. Şimdi bunu biz biliyoruz, sen biliyorsun. Evet. Tamam mı? Ama bunu karşıdaki adam bilmiyor. Ondan sonra ne oluyor? İster istemez çilek camiası kötüleniyor. Hani bir ara bir şey vardı işte çileğin ortası boşsa evet. Hormonludur. Öyle bir şey çıkartmış orada. Ya arkadaş çilek zaten hormonu kabul etmez. Tabii hormon kesinlikle. Da çok pahalı bir şey yani. Bu fiyata bu çileği satamazsın. Evet. Yani artı ortası boşsa nedir arkadaşlar? Biraz daha fazla potasyum verilmiştir. Evet. Bitki biraz daha hızlı büyümeye geçmiştir. Evet. Onun için de dolduramamıştır içini. Evet. Yani bu budur. Ha ortası doluysa da şudur. Bitki gene kimyasal gübre. Bakın hani organik gübre de diye bahsetmiyorum. Gene kimyasal gübreyle beslenmiştir ama normal sürecinde beslenmiştir. Evet. Yani bu bununla alakalı bir şey. Yani sadece bu. Sadece birinde potasyum bir tık fazla verilmiştir. Birinde kararında verilmiştir. Sadece bu. Yani bu öteki türlü yok hızlı büyüyor bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor filan. Her hızlı büyüme etken de şu da var arkadaşlar. Şimdi güneş açar. Evet. Bitki fotosenteze girer. Hızlı çalışır. Tamam mı? Daha fazla karbondioksit alır. Evet. Ya da işte burayı açmazsınız. Geceliğin karbondioksit üretir. Tamam mı? Sabahleyin açımı engellersiniz. Mesela domateste evet, çok evet, yaparlar bunu. Şey yapar. İçerideki karbondioksiti hemen kullanmaya başlar. Bu da tamamen verimi arttırır. Vejetatif yapıyı arttırır. Hızlı meyveyi arttırır. Olacak. Bitkiyi hızlı kızartırsın. Tabii. Eğer olmadı ekstradan karbondioksit basarsın sera içerisine. Yani bunun bir sürü metodu var. Ama benim en çok tercih ettiğim şeydir. Mümkün mertebe güneş doğana kadar evet. Serayı havalandırmamak. Aynen. Yani içerideki nemi dayanabildiği kadar dayandırmak çok içerideki nemi de tavsiye etmiyorum. Çünkü evet. Bu sefer de mantari hastalıklara sebep tabii. Oluyor. Dayanabildiği kadar dayandıralım. Ondan sonra o içerideki karbondioksiti oksijene çevirerek meyvesini beslesin, meyvesini kızarsın, vejetatif yapısını beslesin gibi. Şimdi işin ayrıntısına girersek çıkamayız. Evet. Ama Ümit abiyi de görmüşken dilin kemiği yok yani. İnsan konu birbirini açıyor. Ya mesela nemle ilgili abi hani herkes şunu biliyor, belki bilmemiz gerekiyor. %60, %70 bitkinin neme ihtiyacı var. Evet. Yani ihtiyacı var olması şunu da doğuruyor. Mesela belli dönemlerde hiç nemsiz ortamlarda bitki yine yavaşlamaya başlıyor. Evet. Çünkü yani kuraklıkta da bitki çok iyi olmuyor. Bunu yerde çok net gördük. Çok fazla rüzgarın estiği dönemlerde özellikle hani esinti fazlaysa küllemeyi arttırıyor bitkiler. Özellikle yani çiçek yapısı fazla olan mesela rubigen yetiştiriyorsak, sabrina yetiştiriyorsak, festival yetiştiriyorsak sık olan bitkilerde yani şunun gibi. Rüzgar küllemeye şöyle. Bu sefer şey yapıyor. Neden? Rüzgarın içindeki nemle birlikte tabii. Arkadaşlar şuradan alttan giriyor. Nem burada tutunuyor. Aynen. Nem burada tutununca burası
güneşten ya da rüzgar esmediği zaman kurumuyor. İster istemez burada tanecik oluşturuyor. Tanecik oluşuyor da kendini buruşturuyor. Bu da ister istemez buruşturuyor. Bu da böylece külleme dediğimiz yaprakların altında böyle kurşuni renkte olan bir mantari hastalık oluyor. Evet. Bunu da ne yapıyoruz? Onun için de mutlaka koruma kontrol ilaçlamaları mutlaka sık yapmamız icap ediyor. Çünkü çilek işte öyle bir şey. Hem nemi seviyor hem nemle de... yani kurmasızlık hatta ortaya bulmak. Ben hep şunu söylüyorum yani belki de konuşmuşuzdur. Ya insan içeride eğer rahat hareket edebiliyorsa bitki çok rahat demektir. Aynen. Eğer biz burada bunalıyorsak, çok sıcak geliyorsa veyahut da hani nefes almakta zorluk çekiyorsak bitki de aynı şekilde zorlanıyor demektir. Biz kendimizi ayarlarmış gibi bitki ayarlamamız gerekiyor. Ben şu an çok rahatım bak bu seranın içinde. Aynen. Metabolizm olarak bitki de aynı şekilde. Yani seraya girdim bir ferahlık var. Aynen. Yani bak dışarı soğuk. Evet. Burası ne beni üşütüyor ne ısıtıyor. Yani çok böyle fresh'im yani şu an. Yani. Muhabbet de o yüzden uzuyor ya farkında mısın? Kesinlikle evet. Böyle, o yüzden biz ortam böyle sağlıyoruz ki herkes gelsin devam etsin diye. Şimdi abi bak gene 13 mü diktiniz? 13 evet. Dikmişsiniz. Yine. 11'ler de var. 11'ler içeride. De var. Aynen. Poşetleri biz kendimiz deldik. O yüzden biraz delik sayılarımız tam. Poşetleri yaptırdınız mı? Poşetleri, poşetleri biz poşet aldık. İçerisini doldurup da yaptık. Yani kokopiti de biz ayarladık. Ha, kokopit de. Evet. Perlitle karıştırarak yaptık. Gene 1 metre. Aynen 1 metre. Gene 1 metreye 13 13 tane yapmışsınız. Evet. Damla sulama deliklerin yassı, aralığı. Damla sulama. Evet. Normalde 20'lik olması gerekiyordu. Biz de 25'lik bulduk. O dönemde biraz da acele ettik tabii. Ama yassı derdiniz yine. Derdiniz mi? Yok dermedik. Şeyli 25, mi? Çek farklı mı? Çek farklı. Evet. Çek farklı. Ya abi şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi 25 santim. 1 metrede 25 santim 4. 4 tane. Hadi geçiş var. Bazen 3 yapacak. Evet. Tamam mı? Yani ne olacak? Şimdi şimdi şurada bir yazın tane bak deliğin bir tanesi boşta. Aynen. Aynen. Burada şimdi yazın bak. Küçük bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz olacak gibi duruyor. 1. Bir tanesi burada. 2 3 4. Şurada 4 tane. Bir tanesi boşta. Burayı bantlayacak. Evet. Yani buradan akacak çünkü. Tabii. Yani burası bantlayacaksın. Yani şimdi dediğim gibi yazın sıkıntın olacak. Bir de şimdi siyahlıktan dolayı. Evet. Gerçi üstü açmayacaksın. Yok üstü açmayacak. Üstü açmayacaksın. Yanlardan havalandıracaksın. Arkadaşlar serada da en büyük sıkıntı ısıtmaktan ziyade soğutmak. Evet. Yani biz onu eski yerde gördük. Çok net gördük. Eski yerde bir geldim. Gölge tozları atılıyor. Evet, camlar evet. Açılıyor. Fanlar konulmuş. Aynen. Buranla bir tarafı komple sökmüşler. Orada evet. Şey vardı hatta. İki tek odacıklı fiber aynen. Fiber vardı. Polikarbon vardı. Fiber vardı. Onu komple sökmüşler bir tarafı evet. Ama içeri hala cayır cayır yani. Yani biz onu çözmek için işte yan tarafları açılacak hale getirdik. Normalde burası hı-hı. Komple kapalı sadece üst taraftan havalandırma yapılıyordu. İzabamız bu konuda çok pratik hızlı sağ olsun. İlhan da onun kızı. Daha önce çilek geliştiriyorlar mı? Tabii yaylada beraberiz. Yine beraber çalışıyoruz. Yaylada mı? Abla yayladan ki bu kolay, buradaki bu kolay. Buradaki kolay. Kolay gelsin, elinize sağ olun. 135 bin fide. Şimdi 135 bin fide. Şimdi 3'te 1'ini çıktığı zaman en azından daha az bir fideyle tabii. Uğraşacaksın. Şimdi bizim amacımız ne burada? Bizim asıl amacımız kaliteli ürün yetiştirmek. Aynen. Yetişebileceğimiz ürünü yetiştirmek. Hani saldım çayra mevlam gayrayı ortadan kaldırmak. Zaten seranın amacı ne? Kontrollü bir tarım yapmak. Biz eğer seranın içerisinde kontrol edemeyeceğimiz bir miktarda file dikersek bu zaten kontrollü tarımdan çıkıyor otomatikman. Yani onun için de seçimlerimizi yaparken ayaklarımız yere basarak seçim yapmamız gerekiyor. Bütçemizi bilerek seçim yapmamız gerekiyor. Gerçekten bir defa sonuçta bu 4 sezon iş yapabileceğim bir sera. Evet. En az 4 sezon yani yatırımı yaptıktan sonra en az 4 sezon çalışacaksın burada. Evet. Ha fidirleri istersen sökeceksin. İstersen sökersin, istersen sökmesin. O senin bileceğin iş. Evet. Ama sen tecrübelerinden eskide dayanan tecrübelerden sökmek mi lazım, sökmemek mi lazım? Fidirleri sökmek lazım. Nedeni bir taraftan şu, özellikle kısa gün bitkileri yani ikinci yıl verime yatmaları çok uzun sürüyor. Ama sıfırdan diktiğin zaman daha hızlı verime yatıyor. Bir ikincisi, eğer biz çok yıllık bitki dikiyorsak da yazın kök çürüklüğüne
kapılıp da bitkiyi aşırı derecede sulama yapıyorlar. Hı-hı. Bu sefer bitki de çok böyle yorulmuş bir bitkiyle sezona girmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Üçüncü neden, bitki ikinci ile döndüğünde sezonu kaçırmış oluyor. Çünkü soğuklama ihtiyacı var. Hı-hı. Soğuklama ihtiyacının işte kısa gün bitkilerinde yaklaşık 200 saat, nötr gün bitkilerinde 400 saate yakın bir soğuklama gün sayısına ihtiyacı var. Evet. Yorulunca yine bitki geç kalıyor. Ya bizim amacımız geç kalmamak. Anladım. Geç kalmamak için de bitkimizin her yıl fidesini değiştirmemiz gerekiyor. Onun için diyorsun yaylada fide yetiştiriyorum. Tabii yaylada fide yetiştiriyorum. Kendi bitkimi üretiyorum. İhtiyacı olanlara gönderiyor, satımını yapıyor. Yani o yüzden bizim bunu devam etmemiz gerekiyor. Çünkü maliyetleri de düşünmemiz lazım. Maliyetler de çok evet. önemli. Evet, maliyetleri zaten çok önemli abi, onu düşünmemiz. Ümit abiyle tekrardan aylar sonra buluştuğuma güzel, çok sevindim. Ben de. İnşallah güzel bir sohbet olmuştur. Beğenirsiniz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Beğenin. Bu arada benim kanala da 4 milyon kişi izlemiş. Tamam mı? Takipçimiz mi takip etmiyor? Abone olmuyorlar ya. Olmaz. Baktım abonelik neden olduğunu söylemediğim için olmuyorlar herhalde. Tamam mı? Hatta abone butonumuz var. Abone butonuna basıyoruz yani. Arkadaşlar mutlaka abone olun. Böylece her videoda buluşabiliriz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.